Herkese merhabalar, ben Damla. Şu sıralar okula dönüş makyajları çok yapılıyor biliyorsunuz. Ben de okula dönüş makyajı yapmaktansa kendim üniversitede nasıl bir makyaj yapıyordum bunu sizinle paylaşmak istedim ve bunu böyle evet fotoğraflara destekleye göstereceğim. Çünkü üniversite 1'de farklı, üniversite 2'de farklı, 3'te 4'te hepsine farklı makyajlar yapmaya başlamışım. İlk senelerde eyeliner kullanırken son senelerde bayağı bantlı bir şekilde far uygulamaya başlamışım falan. Onun gelişmiş versiyonunu yapacağım size. O dönemlerde yaptığım makyajın evet şu anki dönemimize uygulayarak, biraz daha harmanlayarak yapacağım. Harmanlayarak. Benim eski fotoğraflarım, böyle lise ve üniversitedeki fotoğraflarımın hepsi sadece Facebook'ta var. Orada da gizli albümlerde var. Çok bakmak isteyeceğim fotoğraflar yok açıkçası. Çünkü ben çok tarz değiştirmiş bir insanım. Bu arada bunun bir de lise versiyonu var aslında. Lisede nasıl makyaj yapıyordum diye de bir video yapabiliriz. Sadece bir lise fotoğraflarıma bakıyorum, videosu yapmayı bile düşünüyorum. Hem herkese bir ders niteliğinde olur benim o halim yani. Ve hani halinize şükredin dercesine size de paylaşmak isterim. Çünkü 2008-2009'da lise okumak var. Bir de 2018'de lise okumak var. Neyse, bunları videonun ilerisinde konuşmaya devam edeceğiz. Ben şimdi makyaja başlıyorum. İlk olarak bir bazla başlayacağım ama aslında o dönemlerde bir baz kullanım alışkanlığımız yoktu. Sanırım nemlendirici kremler ve yine o tarz ürünler sürüyorduk. Çünkü böyle bazlar çok yoktu. Çok iyi hatırlıyorum. Böyle bazlar yoktu o kadar. Ya da ben o dönemler öğrenci olduğum için o ürünleri bilmiyor olabilirim. Olabilir ama ilk iki senesini hatırlamıyorum. İlk Smashbox'ın Photo Finish Primer'ını sürdüm gözeneklerimin olduğu yere. L'Oreal'in Infallible Luminizing Primer'ını uygulayacağım. Videoda yine karışık, hem uygun hem pahalı ürünler kullanacak gibiyim. Benim ilk senelerimde, üniversite ilk senelerimde highlighter da yoktu. Bunu çok net hatırlıyorum. Bu arada ben üniversite 2011'de başladım. Yani öyle düşünün. 2011 ve 2012'de highlighter hatırlamıyorum diye düşünün. Yanlış da olmasın. Ya da beni yeni üniversiteden mezun olmuş zannedebilirsiniz ama 3 sene oldu. Şimdi o dönem kullandığım fondöleri hatırlamaya çalışıyorum ama yok yani asla hatırlamıyorum. Sadece Maybelline, L'Oreal, Max Factor onun... Aa evet, bir dakika dur, durun. Şu. Aa buldum. Bunu üniversitede kullanıyordum ben. Lasting Performance. Yemin ediyorum videoda hatırladım ama şu anda numara rengi olmaz. O yüzden Rimmel London'un Wake Me Up fontenini kullanacağım. Hem de uygun fiyatlı bir seçeneğimiz olsun istedim. Bunu hemen şöyle tüm yüzüme oturtayım. Şimdi ekrana koyduğum fotoğraflara bakın. Hepsinde kalın eyeliner kullandım. Fark edeceksiniz zaten. Onun dışında gerçekten hiç başka bir esprisi yok. Saçım renkten renge girmiş. Sarı olmuş, kahverengi olmuş, lacivert olmuş. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Bu arada fontenin rengi açık gelmiş olabilir. Ama arkadaşlar başka hiçbir fontenim yok koyu renk olan. O yüzden böyle idare edeceğiz. Urban Decay'in Naked Skin konsilerini kullanacağım. En koyuları bu şu an. Şeyler arasında, kapatıcılarım arasında. Şunu şöyle böyle yayarak oturtuyorum. Bu arada elimde görünce hatırladım. Sünger yoktu bizim zamanımızda. Genelde parmaklar ve fırçalarla uygulardık. Tabii yine ilk iki senemden falan bahsediyorum. Sonradan ne oldu bunların hepsi. Ben zaten tam ortada kalan bir dönemdeyim. Yani 92'liler, 93'ler, 91'liler ne dediğimi benim çok iyi anlar. Bizler şey dönemlerini gördük. İşte BlackBerry'den Apple'a geçişi, BBM'den WhatsApp'a geçişi. İşte dediğim gibi makyajda bile kalın eyeliner'dan incecik eyeliner'lara ve işte değişik makyajlara. Daha çok örneği var bunun. Şu an aklıma gelmiyor. Bir de konumuz makyaj olunca aklıma gelmiyor ama o yüzden aslında bir bakıma iyi oluyor. Çünkü kendim de o dönemleri yaşadığım için gerçekten nelerde büyük değişiklik olduğunu çok iyi hatırlıyorum yani. Mesela transparan pudra süreceğim şimdi göz altıma. Katiyen transparan pudra diye bir şey kullanmazdık. Pudralar vardı. Hatta çoğu arkadaşım sadece makyajını pudrayla yapardı. Fonten yerine pudra sürerdi falan. Pudracı bir gençlik vardı ya. Maybelline'in bakmadım. Master Fix transparan pudrasını alıyorum. Sabitleme pudrasını. Şöyle göz kapaklarımı ve onun altını sabitleyeceğim. Göz makyajına geçerken aynı zamanda 2013 albümümü açtım. Hepsinde kalın, hepsi de şekilsiz, orantısız bir eyeliner var. Bu arada burnumda hızma vardı. Aslında piercing. Şuramda piercing vardı. Şuralarım delikti ama takmıyordum. Flormer'ın, şöyle çevireyim. Flormer'ın eyeshadow palet Sunset. Bunun ismi Sunset isimli bir paleti var. Üniversiteye gidecek gibi düşünüyorum kendimi. Şu an neler yapardım. Kat krizi yaparak bile giderdim üniversiteye. Ama daha hafif ve herkese hitap edebilecek bir şeyler yapacağım. O yüzden şuradaki şu küllü kahveyi alıyorum.
ve katlama bölgesini uygulamaya başlıyorum. Oo, güzel pigment. Aslında şunu da hesaba katmak lazım ki sabah derslerinde sabah dersleriniz olacak mesela ve sabahın köründe kalkıp bu şekilde makyaj yapmayı hiçbiriniz istemeyeceksiniz bence. Çünkü ben istemiyordum, yapmıyordum. Ama bir taraftan da çok özenerek gitmek istediğiniz günler olacak. Küllü bir ton demiştim bunun için ama aksine sıcak bir ton oldu bence şu an gözde. Of, keşke kaşlarımı doldursaydım. O konunun da üzerine konuşacaklarım var. Ben yıllarca aynı kaş kalemini kullandım ve o kaş kaleminin benim rengim olmadığını da yıllar sonra öğrendim mesela. Bordo. Şu ikinci sıradaki bordoyu alıyorum ve köşelere oturtuyorum. Bu arada oturttuktan sonra da diğer fırçamla birazcık birbirlerine karıştıracağım. 2014 ve 2015 yıllarının albümüne baktığım zaman far kullanmaya başladığımı görüyorum. Ama nasıl kullanıyorum? Bant yapıştırıyorum burama, farı öyle uyguluyorum ve burada keskin böyle sivri bir geçiş oluyor. Ki şu anda en sevmediğim şey o. Farın bantla uygulanmış o görüntüsünden hiç hoşlanmıyorum. O yüzden hiç kullanmam ama o dönemlerde bunu denemişim. Ve hatta şimdi yine ekranda göreceğiniz fotoğrafta eyeliner'ın çok kötü. Eyeliner'ın üstünde siyah bir gölge var. Görüyorsunuz değil mi? Ve o kadar yanlış, o kadar koyu, asla böyle dağıtılmamış bir far ki o. Yani şu an piksel piksel bile olsa o fotoğraf, çok net anlayabiliyorum bunu. Şimdi bunu yaptıktan sonra paletin en başında şöyle bembeyaz bir renk var. Aslında baz olarak kullanacağınız bir renk ama ben onunla bayağı gözün ortasına kadar geleceğim. Şöyle uyguluyorum. Allah aşkına hemen yanınıza bakar mısınız? Fotoğrafa bakın. Burada Uğur ve Serkan da var bu arada ve tarihi söyleyeyim size bir dakika. 3 Şubat 2015. 3 Şubat 2015'te yaptığım makyaj. Yine bantla bir şeyler denemeye çalışıyorum. Gölge vermeye çalışıyorum. Hatta bence smokey eye yapmaya çalışmışım. Çünkü göz kapaklarım koyu, muhtemelen siyah. Üstler biraz daha bordomsu. Ama asla yine bir geçiş yok, bir dağıtma yok. Şu kısımlarım yani bir şey yapıştırılmış gibi duruyor oraya. Bu makyajı yapıyorum. Dudamda bir ruj yok. Yani varsa ya ölü gibiyim ya. İşte kimse uyarmamış beni o zamana yaptığım makyaja bakın. Bir de şey, saçım da lila. Yani rengi akmış lila. Yine döneceğim bu fotoğraflarla aranıza ama şimdi şu farın rengini belirleyelim. İki palete de bakıyorum. Birincisi şu, gözüküyor mu? Şu oynattığım parmağım. Bu renk olabilir. Buradan ise olursa şu olabilir. Ama bana kalırsa bu Maybelline'in paletindeki açık ton oraya daha çok yakışacaktır. Böyle parmağımla oturtuyorum gelişi güzel çünkü sonra tekrar zaten karıştıracağız onu. Evet, katkısı uyguladığım zaman renk bayağı belli oldu. Şu köşelere verdiğim yoğunluğu birazcık arttırıyorum çünkü oynarken onun da üstüne kapattım. Ve yine çok hafif karıştırıyorum. Sonra aynı bordoyu, bu paletteki bordoyu bir de göz altından geçeceğim. Bu arada ben mesela böyle hafif bıraktım ya, en basiti kullandığım simli farı çok hafif bıraktım. Böyle abartı ve çok uğraşılmış gözükmesin diye yapmıyorum ki bu bile abartı gelebilir size, bilmiyorum. Ama siz dilerseniz yetmezse bu şey yapabilirsiniz, abartabilirsiniz. Şimdi ben hemen kaşlarımı dolduracağım ve size üniversitedeyken ne yaptığımı da anlatacağım. Flormar'ın bir kaş kalemi vardı. Bence o kalemden hala var, hatta bulursam fotoğrafını yana koyarım. O kalemi ben yani herhalde 3 sene boyunca falan aralıksız kullanmışımdır. Küllü kahve diye geçiyordur rengi zaten ama benim kaş rengime asla olmuyormuş. Ben bunu hiç anlamamıştım. Gerçekten yıllar boyu anlamadım. Ta ki işte böyle videolar izleye izleye kaş kalemleri hakkında da bilgi edine edine fark ettim onu. Şimdi kaşımı dolduktan sonra geçiyorum maskaraya. Bunun için de Benefit Roller Lash kullanacağım mini boyu. O dönem size kullandığım bir maskarayı daha söyleyeyim. O zamanlar Sephora Curl yok. En favori maskaram yok. Varsa bile ben bilmiyorum. Max Factor'ın tombik bir şişesi vardı. Gerçi galiba Max Factor'ın maskalarının şişesi hep tombik ama onu da görselini bulursam yana ekleyeceğim. Onu da o maskarayı yıllarca kullanmıştım. Sonra niye vazgeçtim bilmiyorum ama işte o üniversite zamanında bir ürüne yine takılı kaldım mı tam takılı kalıyordum. Şimdi ten makyajına geçiyorum. Bunun için de The Balm'ın Bahama Mama bronzer ile başlayacağım. Bu arada yine albümlere bakıyorum ve 2015'ten sonra şunu fark ediyorum ki
ciddi ciddi makyaja ilgim artmış ve artık daha farklı makyajlar da yapmaya başlamışım. Zaten bundan sonra bir sonraki senenin fotoğraflarını göstereceğim. Orada tamamen kendimi açmışım. Highlighter da kullanıyorum. Kırmızı rujlar, allıklar, ne ararsanız kullanmaya başlamışım yani. Bir allık sürelim. Bu allık değil ama ya. Ama olsun. Flormer'ın Peachy Bronze isimli ürünü kullanacağım. Şöyle bir renk. Bayağı böyle daldırıyorum, silkeliyorum ve şuraya uyguluyorum. Çok uyguladım. Aşırı çok uyguladım. Hemen dağıtacağım şimdi. Hiç korkmayın. Şimdi bir de highlighter sürelim. Benefit'in highlighter'ını süreceğim. Şu. Yıllardır kullandığım Real Techniques'in bu ne fırçasıydı? Setting Brush yazıyor. Setting Brush ile ben highlighter uyguluyorum. Çünkü bununla çok güzel karıştırabiliyorum. Şu fırçayla da çok güzel oluyor. Ama onunla o kadar iyi karıştıramıyorum. Mesela şimdi buna bakın. Böyle sürüp sürüp dağıtıyorum olduğu yerde. Ve şu kaş altıma gelecek şekilde. Böyle karıştırdığım zaman bilmiyorum daha gözüme hoş geliyor. Hemen bu tarafa da yapalım aynısını. Şöyle burnumun üstüne ve dudaklarımın da üstüne sürüyorum. Bu arada tercihe bağlı demiştim ya. Ben şu kısımları birazcık daha belirginleştirmek adına şimdi başka bir paletten bir... Ay çok dökülüyor. Bir far alıp buraya uygulayacağım. Bunun da üstüne highlighter geçiyorum. Birazcık parlasın. Şimdi artık geçiyorum ruja. Benim en çok tercih ettiğim aslında likit rujlardı. En çok değil aslında yani. O dönem onlara sardığım için likit rujlar diyorum ama onun dışında genelde hep nude renklerdi. Yanınızda böyle hem likit ruj hem dudak kalemi taşımaktansa bence dudak kalemi taşımanız ya da kalem rujlar taşımanız daha kolay diye düşünüyorum. Çünkü nerede olursan ol hemen sürüp bitirebiliyorsun. Ve başka bir ürüne de ihtiyacın olmuyor. O yüzden ben Golden Rose'un mat ve 14 numaralı bu kalem rujunu kullanacağım. Ve de aynı zamanda en sevdiğim nude rujlar arasında yerini alıyor. Şu an görüyorum ben. Bakın burada başka bir seçenek de vereceğim hemen size. İki tane renk gösteriyorum şu an. Şuradaki pembe tonlu olan 18 numara. Benim şu an dudağıma sürdüğümde 14 numara. Bu ikisi gerçekten en sevdiğim renkler Golden Rose'dan. Onun dışında yine böyle bir renk önerisi isterseniz mesela Flormer'ın 201'i ve 02'si. Yine her zaman kullandıklarım arasında. Kin, Boldly Bare ve Strip Down da en sevdiklerim arasında ama şu an bende yok. Son olarak size son yıllardaki makyajımı da göstereceğim. Sonra buradan gideceğim. 2016'da daha doğrusu işte hem okula gidip hem çalıştığım dönemde bende bir şeyler değişmiş. Evet 2016 benim zaten Instagram'a video çekmeye başladığım dönemde. Burada o yüzden bütün her şey değişmişti. Makyaj yapma tekniğim de değişmişti. Yine yanında görüyorsunuz fotoğrafı. Şu fotoğrafı göstermek istiyorum. Bu fotoğraf 2015'ten kalma. Yine kalın eyeliner yapmaya çalıştığım gölge, çok yoğun kirpikler ve beyaz kalem. O dönemler ben sarmışım arkadaşlar. Bunu fark ettim. Onun dışında zaten her şey dediğim gibi ondan sonra başladı. 2017 yılında da şu fotoğrafımla zaten şu anda YouTube profil fotoğrafında olan fotoğrafla iyice bir şeyler keşfetmeye ve denemeye başlamışım görüyorum ki. Çünkü takma kirpikler, işte göz makyajına uyumlu bir ruj seçimi böyle zamanla üstüne koya koya ilerlemiş bir şeyler. Sonuç olarak bugün karşınızda böyle bir makyaj yaptım ki bence kolay bir makyajdı. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Buradan liseye geçen, üniversiteye başlayan herkese de şimdiden başarılar diliyorum. Umarım çok güzel bir yıl sizin olur. Şey gibi konuşmadım mı okul müdürü gibi? Yeni eğitim, öğretim yılınızda başarılar dilerim. Dediğim gibi umarım makyajı beğenmişsinizdir. Videodan da keyif almışsınızdır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.